Deniz Uğur. O doğduğunda takvimler 17 Ekim 1973'ü gösteriyordu. Ankara'da ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ve balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Oldukça köklü bir aileye mensup olan Uğur, TRT'de yayınlanan Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programında ailesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Benim ailemin hikayesi çok enteresan. Çünkü dedem 2. Abdülhamit'in kızı tarafından büyütülüyor ve eğitimini yurt dışında Avrupa'da yapıyor. O sırada İsviçreli anneannemle orada tanışıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye'ye dönüyorlar. Dedem burada çalışmaya başlıyor ve 5 çocukları oluyor. Bu sadece anne tarafımın hikayesi. Baba tarafımda zaten muazzam bir sülale. İşte o bütün Neveser Kökteş, Melek Kobra, Muhlis Sabahattin, Keriman Halis, Osmanlı Sarayı'ndan geçen çok değişik bir öykü. Bu hikayeler bana çok ilham veriyor. Ben bunu bir roman formunda gerçekten yazmak istiyorum. Bunun ardından sinemaya uyarlanması da mümkün olacaktır.'' Deniz Uğur iki buçuk yaşındayken İstanbul'a taşındılar. Çocukluğu Pendik'te geçti. İlkokulu bitirdiğinde hemen konservatuar eğitimi almaya başladı. Üniversite tercihini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden yana kullandı. Uğur, Fatih Altaylı ile, ile birebir programına konuk olduğunda sahne tozu yutarak büyüdüm. Oyunculuk yapmak istedim. Başta ailem karşı çıktı demişti. Yıldız Kenter'in öğrencisi olan Uğur eğitimine devam ederken Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la Çetin Ceviz oyunu için ilk kez sahneye çıktı. Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk olan güzel oyuncu Eğitimiyle ilgili ise şunları söylemiştim. Donanımlı bir eğitim alma şansına sahip oldum. Ben hayatımda hiç özel okulda okumadım. Sadece devletin olanaklarıyla okudum. Bizim zamanımızda çok fazla özel okulda yoktu. Ama sonrasında da kendi oğlumun deneyimlediği bir eğitim sürecinden yola çıkarak söylüyorum. Bizim eğitimimiz gerçekten çok kaliteli. Bazı şeylerin farkında olmamız gerekiyor. Bu arada 19 yaşında gazeteci Şirzat Bilallar'la evlendi. Ancak bu evlilik 1995 senesinde sona erdi. 1996 yılında ise tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat'la nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Engin Deniz Sunat adında bir oğlu oldu. Okuldan da başarıyla mezun olan sanatçı, kariyeri boyunca huysuz müzikali, guguk kuşu, Frankenstein gibi çok sayıda oyun için sahneye çıktı. Yetenekli, eğitimli ve güzel bir kadın olan Uğur'un kameralarla tanışması da uzun sürmedi. Mecnun, Islak Güneş, Bizimkiler, Yaz Evi, Bir Erkeğin Anatomisi, Güldüren Cazibe, Gülerken Ağladık, Kurtlar Sofrası, Yalan Dünya, Bana Şans Dile, Benimle Evlenir misin gibi dizi ve filmler için kamera karşısına geçti. Bir Erkeğin Anatomisi adlı filmdeki rolüyle umut veren kadın oyuncu seçildi. 2001 yılında Benimle Evlenir misin adlı dizinin hem senaryosunu yazdı hem de eşi İsmail Hakkı Sunatla birlikte oynadı. Deniz Uğur ve İsmail Hakkı Sunat'ın çok mutlu bir evlilikleri vardı. Ancak mutlulukları büyük bir acıyla son buldu. İsmail Hakkı Sunat, Gelibolu'daki yazlığında gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun üniversiteli oğlu yüzünden canından oldu. Sunat'ın kuru sıkıyla zanlıyı uyarmak istediği öğrenildi. Olay Gelibolu'nun Bolayır Belediyesi'ndeki yazlıkta meydana geldi. Sunat eşi Deniz Uğur ve 6 yaşındaki oğlu Engin Denizle birlikte dışarıda güzel bir akşam yemeği yedi. İddiaya göre gece yazlığa dönen Sunat çifti, yazlık komşularının evinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen ve kahkahalar atan kızlı erkekli bir grup genci gördü. Kendi bahçesine çektiği tel örgü nedeniyle daha önce mahkemelik olduğu komşusuyla sorun yaşayan Sunat, gençlerin yanına gitti ve tartışma çıktı. Bunun üzerine evine dönen Sunat, iddiaya göre kuru sıkıyı alıp tartıştığı gençleri korkutmak için yeniden yazlığın bahçesine çıktı. Komşusu silahla ateş etmeye başladı. Sunat yere yığıldı. Komşusuysa devam etti. Olay yerinde yaşamını yitirdi Sunat. Olaydan hemen sonra gelen jandarma ekibi zanlıyı gözaltına aldı. Arkadaşlarını ise ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürdüler. Şahıs suçunu itiraf etti. Yanında bulunan arkadaşlarının ifadeleri alındı. Yaşananlar sonrası şoka giren tiyatro sanatçısı Deniz Uğur şunları söylemişti: "Eşim gençleri uyarırken bana eve gitmemi söyledi." Oğlum Engin Deniz yüksek sesle konuşmayı duyup korkmasın diye içeriye girdim. Onu uykuya yatırdım. Mutfakta yarım kalan bulaşıkları yıkıyordum. O sırada eşim eve döndü ve sonra geri çıktı. Kısa süre sonra da sesleri duydum. Önce eşim gençleri korkutmak için ateş ediyor sandım. Sonraysa acı olaydan haberdar oldum.'' Sunatı vuran kişinin 2005 yılında tahliye edilmesinden sonra eşi Deniz Uğur isyan etmiş ve şunları söylemişti. ''6 yaşındaki çocuğumun gencecik babası öldürüldü. Onun hatırası için yaptığım örnek girişimler engellendi. Şimdi de hükümlü serbest bırakıldı. Bir kadın, bir anne olarak Adalet Bakanımdan rica ediyorum. Bana bu tahliye kararını izah etsin çünkü anlamıyorum. Tahliye kararını veren hakimler hakkında da soruşturma açılması için gerekli yerlere başvuracağım.'' Yaşanan bu acı olay sonrası oğluyla baş başa kalan Deniz Uğur şunları söylemişti. Benim sadece eşim değildi, her şeyimdi. Çocuğumun babası, sevgilim, hayatımın aşkı, partnerim, eşim, arkadaşım, bütün projelerimizi birlikte yaptığımız bir insan. En iyi arkadaşımdı. Onunla konuştuğum şeyleri hayatta başka kimseyle konuşamam. Ben cenazeye katılamadım, ağlayamıyordum bile, kilitlenmiştim, şok geçiriyordum. Onun çocuğunu dünyaya getirmiş olmak beni güçlendiriyor. Oğlum olmasaydı ben de yaşayamazdım. Ama benim böyle bir hakkım yok. Oğlumuz onun bana emaneti ve onun bir parçası. Bir erkek çocuğu için babası güç demek, gücü sembolize ediyor. Kendine güveni sembolize ediyor. Oğlumuz her gece yatarken babasının resmini öpüyor ve iyi geceler babacığım diyor. Babam şimdi cennette diyor. Ben de ona yıldızlardan seni seyrediyor ve seni çok seviyor diyorum. Medeni insanlar olarak psikologlarla, psikiyatristlerle görüşüyoruz. Kimsenin benim için üzülmesini istemiyorum. Çünkü İsmail Hakkı'nın benim hayatıma girmiş olması, ondan bir çocuğumun olması, onun eşi olmam, böylesine bir aşk yaşamam o kadar büyük mutluluk ki ben 100 yaşına kadar yaşasam bile bana bol bol yeter. Sesini duyamamak, oğlumla iskelede baş başa verip balık tutmalarını seyredememek, fizik olarak ortadan kaldırıldığı için saymakla bitmez yokluğunu hissettiğim şeyler. Deniz Uğur, eşinin ölümünün ardından onun adını yaşatmak için bir orman oluşturma girişiminde bulundu. Bağışlarla fidanlar diktiler. Ünlü sanatçı Emre Altuğ bu girişimler kapsamında konserler verdi. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları ise otizmliydi. Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit'in film gibi hayatlar programına konuk olan güzel oyuncu şunları söylemişti. Benim dünya güzeli bir meleğim vardı. Engin Deniz otizmli. Zaten beni takip edenler biliyordur. Daha doğrusu Asperger sendromu. Otizm skalasının içine giren bir durum. Ve hep özel eğitim aldı. Destek eğitimler aldı. Çok küçük yaşında yani ben bunu keşfettiğim yaşından itibaren özel eğitimler aldı. Ve hakikaten çok iyi bir seviyeye geldi. Bana göre bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söyleyemiyorlar. İçinden geçeni söylüyor, içinden geldiği gibi davranıyor. Bir yalan yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu melek değil de nedir? Ama bana inanılmaz güç veriyor. Çünkü ister istemez onun gözünden bakıyorsunuz hayata. Onun tepkilerini ölçüyorsunuz. Ben mesela birçok konuda her şeyin yolunda olup olmadığını çocuklarıma bakarak ölçerim, anlarım. İkizlerimden ve oğlumdan ilham alıyorum. Eğer onlar olumlu bir tepki veriyorlarsa tamam, her şey yolundadır. Eğer onlar birini sevmişlerse o iyi bir insandır. Çocuklarda yalan yok. Hele otizmli, aspergerli çocuklarda hiç yalan yok. Bambaşka bir dünya. Çok naif ve insana çok iyi gelen, insanı iyileştiren, insanı daha iyi insan yapan bir dünya. Deniz Uğur 2007-2009 yılları arasında Reha Muhtar'la birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten ikiz bebekleri dünyaya geldi. Nasıl bir anne olduğunu Madrant Baby'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Evhamlı değil korumacıyım. Soğuk kanlılığımı kolay kaybetmem ama tedbire elden bırakmam. Çocuklarımın güvende olduğunu bilmeden nefes almam mümkün olamaz çünkü. Benim işim bunları düşünmek, her anne gibi. Yaşadığı tüm acılara rağmen ayakta kalmayı başaran Deniz Uğur, kariyer yolculuğunda başarı basamaklarını da hızla tırmandı. Zümrüt, Hayatım Sana Feda, Sahte Prenses, Baba Oluyorum, Elveda, Ertelenmiş Hayatlar, Paramparça Aşklar, Evimde Uzaylı Var, Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol aldı. Adını Feriha Koydum dizisinde oynarken Uğur'a meme kanseri teşhisi kondu. Milliyetten Birsen taşın haberine göre düzenli olarak yaptığı elle muayene sırasında göğsündeki kitleyi fark edince doktoruna başvurmuştu. Her iki göğsünde birden kanserli kitle bulunduğu öğrenildi. Aldığı haberi soğukkanlılıkla karşılamıştı. Meme kanseri vakalarını artık çok sık rastlandığını belirten Uğur, ''Kontrole gittiğimde bu ihtimal aklıma gelmişti. Çevremde de çok sık duyduğum bir rahatsızlık. O yüzden doktorum hastalığı söylediğinde pek bir şey hissetmedim. Çünkü artık bu grip gibi bir rahatsızlık oldu. Ailemde hiç meme kanseri vakası yok ama bu devirde artık çevre şartlarından herhalde. Pek azımız bu rahatsızlığı yaşamadan atlatacak. O yüzden doğal karşılıyorum. Gün içinde hiç aklıma gelmiyor, üzerinde durmuyorum. Filmin vizyona giriyor, onun heyecanını yaşıyorum. Üç çocuğumla ilgileniyorum. Düşünecek daha önemli şeyler var. Meme kanseri tedavisi gören, iki göğsü de alınan ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen Uğur, gördüğü tedavilerle hastalığı atlattı. Hürriyet'ten Pilis Şerefe verdiği röportajda hastalıkla birlikte hayata dair yeni neler keşfettiğini sorusuna şöyle karşılık vermişti: "Çok şey. Acı tatlı her deneyim ruhumuzun olgunlaşması, kendimizi geliştirmek için sunulmuş birer fırsat. Böyle dönemler sınavdan geçmek gibi." dik durmayı seçip kendiniz ve çevreniz için doğru şekilde davranırsanız faydalı oluyorsunuz. Ah vah edip yakınmanın Negatif enerji vermenin hayata ne gibi bir katkısı olabilir ki? İyileştikten sonra kariyer yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Umutsuz Ev Kadınları, Bu Son Olsun, Gül Yabani, Aşk Zamanı, Detay, Karakutu, Bir Deli Sevda, insanlık Suçu, Zalim İstanbul, Kırmızı Oda gibi çok sayıda yapım için kamera karşısına geçti. Deniz Uğur, oyunculuğun yanı sıra köşe yazarlığı, şarkı sözü roman ve senaryo yazarlığı da yaptı. Bu arada oldukça zor süreçler yaşayan Uğur, Reha Muhtar'la davalık oldu. Ayrılırken kanser atlatmış olduğu ve otizmli oğluna daha iyi bakabilmek için ikiz bebeklerinin velayetini babası Reha Muhtar'a bırakmıştı. İmzaladıkları protokole göre annelik hakları korunuyordu. Ancak üzerinden yıllar geçtiğinde ortaya bambaşka şeyler çıktı. Deniz Uğur Reha Muhtar'a velayet davası açtı ünlü oyuncu Reha Muhtar'a açtığı dava hakkında Ömür Sabuncuoğlu'na açıklamalarda bulundu. Uğur şu ifadeleri kullandı. Çocuğa şiddet kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda ne medya. Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil. İlk önce psikolojik şiddetle başladı. Çocukların yapmadığı şeyleri yapmaya başladığını iddia ediyordu. Eşyaları kayboluyor, bundan çocukları sorumlu tutuyor. Anneniz yaptırdı diyor beni CIA ajanı olmakla suçluyordu. Her türlü soruma karşı karşımda bir duvar vardı. Psikoloğa gidelim dediğimde hangi psikolog benden daha iyi bilir yanıtını aldım. Belayeti kendi rızamla bıraktım. Annelik haklarım korunacaktı. Otizmle oğlumla daha çok ilgilenebilecektim ve kanser atlatmıştım. Çocuklar küçükken hiçbir problem yoktu. Biz de usta oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.